Her evde mutlaka bir tartışma, bir kavga olur. Hatta tabaklar, çanaklar kırılır. Hatta bağırış çağrışlar yan komşunun evini dahi şöyle bir sallar, bir inletir. Ama bu kavganın boyutu herhalde kocana bıçak çekecek kadar şiddetlenir mi? Çoğu evde bu kadar olmaz. Ama olmuş bir evden bahsedeceğiz bugün. Kocasına bıçak çeken bir hanım sahabimizden, annemizden bahsedeceğiz. Ama bütün bu kavgaların özünde aslında bir aşk vardır, sevgi vardır desem. Yani bıçağı çeken hanım sahabimiz, annemiz bunu aşkından, muhabbetinden yapmıştır desem herhalde olayı birazcık daha şaşırtıcı hale getirir, değil mi? İşte bugün aşkından kocasına bıçak çeken bir annemizi, Ümmü Süleym annemizin hayatını inceleyeceğiz. Onunla ilgili radıyallahu anh aslında birçok şeyden bahsedebiliriz. Fakat kısa şöyle bir özet geçmek gerekirse o Enes bin Malik ve Bera İbni Malik'in annesi. Müslüman olduğu için kocası tarafından terk edilen bir hanım sahabi. Ama genç ve güzel bir hanım sahabi. Kocası evi bırakıp gittiğinde Medine'nin erkekleri ona talip olur ama hiçbirisini kabul etmez. Ve işin nihayetinde bir müşrik olan o zaman için Ebu Talha gelir ve ona talip olduğunu söyler. Ona mallar, mülkler vaat eder. Hiçbirisini istemez. Çünkü ben bir Müslümanım, sen ise bir müşrik. Bu evlilik olmaz der. Ama Ebu Talha aşkından o kadar ısrarcıdır ki nihayetinde Ümmü Süleym şöyle bir mihir ister. Ben benimle evlenmeni ancak iman etmek şartına bağlı tutuyorum. Sen iman etmeden bu evlilik olmaz. Hem şunu da anlamıyorum. Sen akıllı bir insansın. Bu odun parçaları, bu putlar, bu tahtalar sana nasıl medet verebilir? Bunların kendine bile hayrı yok der. Ebu Talha'ya da inceden böyle bir tebliğ yapar. Ve Ebu Talha bunu günlerce gider düşünür. Ve Ümmü Süleym annemizi haklı bulup iman eder. Ve nikahları gerçekleşir. Arada birçok olay var. Ama ben Ümmü Süleym annemiz ne oldu da Ebu Talha'ya bıçak çekti? Yani bir kadının kocasına böyle bir şey yapması herhalde hiçbir erkek tarafından da istenilmez. Ne oldu da bu yaşandı? Oraya gitmek istiyorum. Yer Hudeybiye meydanı ve müşriklerle Müslümanlar arasında ciddi bir harp söz konusu. İşte oraya giden iki sahabeden biri Ebu Talha ve Ümmü Süleym annemiz Hudeybiye gazvesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında cephede savaşıyorlar. Ümmü Süleym annemiz arkada daha böyle sıhhiye, yemek işleriyle uğraşabileceği, sahabeye buradan yardım edebileceği bir yerde. Fakat bir durumu daha var. Kendisi gebe. Yani karnında bebesiyle Hudeybiye'nin meydanında arkadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gözleyen gözlerden birisi. Ve ne olur ne olmaz diye de koynuna bir hançer gizlemiş ki Resulullah Aleyhisselam'a bir zarar gelirse hamileyim demeyip onu müdafaa edeyim diye de bir düşüncesi var. Ve işte an o an Hudeybiye gazvesi çok iyi giderken adeta ikinci bir Uhud gibi olur ve Müslümanların aleyhine dönmeye başlar. Müslümanlar dağılmaya başlar. Ordu sıkıntıya girmeye başlar. Tabii ki Ümmü Süleym annemiz bu savaşı uzaktan izlemektedir. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir an yalnız kalır. Çevresinde onu müdafaa edecek kimse yok. Müşrikler etrafını sarmıştır ve arslanlar gibi Allah Resulü kılıcını kaldırır. Ben Ebu Talib'in sahip çıktığıyım. Vallahi bunda bir yalan yok. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bunda yalan yok diyerek arslanlar gibi kükreyince sahabenin dikkatini çeker ve herkes Resulullah'a koşmaya başlar. Koşanlardan birisi de Ümmü Süleym annemizdir. Hemen o saklandığı yerden kalkar, karnında bebesiyle koynundaki hançerini çeker ve Resulullah'ı müdafaya koşar. Hangi erkek de karısını o vaziyette savaşa götürür? Savaşa götürür mü? O ayrı. Bir de hamile götürür mü? Apayrı bir boyut. Ve birden sahabe Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafını sarar ve durum Müslümanların lehine dönüp ortalık şöyle bir dizginlenir. Ama dizginlenmeyen, sakinleşmemiş birisi vardır. O da Ümmü Süleym anamız. Arslanın dişisi de arslandır. Şöyle bir kükrer, döner Müslüman erkeklere ve siz ne biçim erkeksiniz? Resulullah bu vaziyette ve siz onu korumadan etrafa kaçışıyorsunuz. Ama hıncını da alamamıştır. İşte o an döner Ebu Talha'ya, kocasına, çeker hançerini. Vallahi sen nasıl erkeksin Ebu Talha? Eğer Resulullah'a burada bir şey olmuş olsaydı bu hançerle ilk seni deşerdim.
Resulullah'a olan aşkından kocasına kükreyen bir hanım sahabi, bir aslan ama en az onun kadar yiğit olan da bir eş, bir koca Ebu Talha. Onun da yüzünde bir tebessüm. Çünkü Resulullah'a duyduğu muhabbetten dolayı eşinin böyle yapmasından memnun. Eşinin Allah Resulü'nü kendisinden daha fazla sevmesinden memnun. Kocası mı Allah Resulü mü? Allah Resulü demesinden memnun. Çünkü kocası da Allah Resulü'nü hanımından, çocuğundan, canından daha fazla sevmekten memnun. Dolayısıyla benim karım nasıl Resulullah'tan dolayı bana bunu yapar diye de kızmaz. Tam aksine memnun olur. Çünkü kendisi de Ebu Talha da hanımından Resulullah'ı daha fazla sevmektedir. Dolayısıyla Allah Resulü'nün evin merkezine konduğu bir yuva ve onun muhabbetinden dolayı karşı karşıya gelen iki eş ama iki tarafta sevinse de kızsa da bundan, bu haletten memnun. İki eş. Böyle bir yuva düşünün. Resulullah'ın merkeze konduğu bu yuvada sizce dünya bu yuvanın içine nasıl girebilir? Resulullah gibi bir güneş oradayken dünyanın karanlığı ve karartısı o yuvaya nasıl hakim olabilir? İşte böyle bir yuva Ebu Talha ve Ümmü Süleym'in yuvası. Resulullah'a aşkından kocasına bıçak çeken sahabe ve Resulullah'a aşkından hanımının çektiği bıçağa memnun olan bir sahabe. İki aslan sahabe. Allah bizlere böyle bir hane nasip etsin. Allah bizlere böyle birer eş olmayı ve böyle birer yuva kurmayı nasip etsin inşallah. Selamünaleyküm.